Kızlar Manifestosu. Kızlar kambur durmamalı, kızlar kambur durup göğüslerini gizlememeli. Kızlar erkekler gibi etraflarına fıldır fıldır bakmalı. Kızlar başını yerden kaldırmalı. Kızlar tıpkı erkekler gibi sesli konuşup herkesin içinde gülebilmeli. Kızlar erkekler gibi yemeklerini dışarıda yiyebilmeli. Kızlar sevdikleri ve kendi seçtikleri kocalarla evlenmeli. Kızlar ana babaların sözlerini çiğneyebilmeli. Kızlar kanat takmış kuşlar gibi özgür olabilmeli. Kızlar istedikleri yere gidebilmeli. Kızlar istediklerini öpebilmeli. Kızlar erkeklerin yaptığı işleri yapabilmeli. Kızlar erkekler gibi çubuk tüttürebilmeli. Kızlar herkesin içinde kahve tütün içebilmeli. Kızlar tek başına yolda yürüyebilmeli. Kızlar baba sözü dinlemeden yaşayabilmeli. Kızlar beğendikleri erkeğe uzun uzun bakabilmeli. Kızlar içlerini yakana laf atabilmeli. Kızlar elini uzatıp erkeklere dokunabilmeli. Kızlar erkekler gibi okula gitmeli. Kızlar istemezlerse anne olmayabilmeli. Kızlar istemedikleri şeyi yapmamalı. Kızlar rüzgarlar gibi özgür olmalı. Kızlar kuşlar gibi daldan dala konmalı. Kızlar geceden korkmamalı. Kızlar inlerin cinlerin top oynadığı yerlerde korkusuzca durabilmeli. Kızlar isterlerse bacaklarını açmalı. Kızlar nehirlerde, denizlerde erkekler gibi yüzebilmeli. Kızlar gezebilmeli. Kızlar eteklerini savurup gülebilmeli. Kızlar isterlerse evlerinin kadını olmalı. Kızlar kimsenin ne yiyeceğini düşünmemeli. Kızlar dünyanın ta kendisidir. Kızlar dünya gibi fır fır dönebilmeli. İstanbul Kuzguncuk'ta Naif Teberi'ndeyiz. Yazar Şebnem Işıgüzel'le birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İstanbul'dan yükselen kadınların gündemine dair şu anda önemli bir ses var. Siz 27 senedir yazıyorsunuz. Hep bu gündeme dair bir şeyler söylüyorsunuz ya da kitaplarınızda ipuçları bulabiliyoruz. Biraz şu anda neler oluyor? Sizin gözünüzden dinleyebilir miyiz? Baskı altındaki toplumlarda devletin, sistemin el vermediği, daha çok ezdiği kadınları toplumlarda şunu düşünüyorum, böyle elmaslar nasıl oluşur yer altında? Bunun gibi baskıyla oluşan kadınların bir gücü var. Bu güç edebiyatta ışıldıyor. Toplumsal olaylarda öne çıkmakta. Feminizmin yer aldığı pek çok şeyde ışıldıyor, parlıyor. Edebiyatım da bundan bağımsız değil. Hep kadınlar üzerinden anlattım. Kadınlar üzerinden konuştum. Kahramanlarım hep kadındı. Onlar bana eşlik ettiler bu edebiyat yolculuğunda aslında. 27 yıllık bu serüvende. Ne görüyorum? Aslında düşen kadınları görüyorum. Yani çok korkunç. Kadınlar öldürülüyorlar. Ağaçtaki kız da bunu anlattı. Çocuklarını, kadınlarını sevmeyen, gençlerini sevmeyen bir ülkeden seslendi bize. Düşen kadınlar olarak bakıyorum. Hem memleket hem İstanbul gündemine. Kadınlar artık pencerelerden atılıyorlar, öldürülüyorlar, şiddete kurban gidiyorlar. Ve edebiyat buna tanıklık ediyor. İçinden geçtiğimiz bu döneme tanıklık ediyor. Benim de edebiyatım bunun bir tanığı, romanlarım, kahramanlarım. Ağaçtaki Kız romanınıza kısaca değindiniz. Amerika'da yakın zamanda yayınlandı. Çok güzel övgüler alıyor. New York Times'ın listesine girdi. Önerdiği kitaplar arasına girdi. Almanya'da yakında yayınlanacak. Çok kısaca bahsedebilir misiniz kitabınızın konusundan? Bir nesil var aslında, bir kadın nesli var. Onlar üzerinden anlatılan bir hikaye ama genç bir kahramanı dillendiriyor ve hiç alışık olmadığımız bir yerde bize bu hikayeyi anlatmaya başlıyor. İstanbul'da geçen bir hikaye. İstanbul'un tarihinden kadınlara bakıyor. Bir tür arkeolojik kazı gibi aslında. En derin katmanlara iniyor. Hikayeleri kazıyıp çıkarıyor. İlginç hazineler buluyor. Yani Bizans'a ya da İstanbul'un ilk el değiştirdiği zamana, işgal edildiği zamana kadınlar üzerinden 6-7 Eylül'de kadınlar üzerinden anlatıyorum anlamda. Bu benim için ilginçti. Üç nesil kadınlar üzerinden ses vermek. Bir memleket tarihine, gündemine, bir şehir hayatına. Aynı zamanda bir şehir hayatı var tabii ki. Ve o da kadınlar üzerine
erkeklerin olmadığı bir şey, roman. Çok fazla konuşacak konu var. Ben şuraya getirmek istiyorum. Bir, kadınların gündemiyle ilgili siz hem entelektüellerin hem de aslında bütün kadınların bu konuda hani söz söylemesi ve sorumluluk almasını gerektiğini düşünüyorsunuz. Değil mi? Elbette, çünkü aslında Türkiye'de feminist hareket her zaman çok güçlü bir hareketti. Bu sadece kadınlarla ilgili konularda değil, insan hakları ihlalleriyle ilgili, toplumsal olaylarla ilgili her türlü konuda en önde bulundu. Ayrıca haklar hiçbir zaman bize verilmedi. Aslında Türk kadınları bunu aldılar. Nezihe Muhittin'in ömrünün sonunda bir akıl hastanesinde olmasının bir nedeni vardı. Acayip bir, büyük bir mücadeleydi. Dolayısıyla hakikaten kadınlar Osmanlı'nın son dönemindeki feminizm hareketi dünyayla eşdeğer ölçekteydi. O günlerden bugünlere gelen büyük bir dayanışma ve güç var. Bu edebiyatta da elbette kendini gösterdi. Ve bence bu dayanışma sadece kadınlar için değil, bütün insanlar için, gençler için, erkekler için de iyi şeyler dileyen ve isteyen bir hareket. Edebiyatta da bunun sesini duymak her zaman çok iyi oldu, iyi geldi. Ve kendinizi bu aslında Cumhuriyet tarihi boyunca bugüne kadar bu kadın yazarların bir devamı ya da onlarla aynı evde hissediyorsunuz diye düşünüyorum. Bence böyle edebiyat bir ev. Almanya'da benim için edebiyatın güzel evidir mesela. Ben burada evet bir evi olsa edebiyatın, kadınlarla dolu o evde yaşamak isterdim. Beş Türk kadının ürettiği edebiyat, bugünlere kadınlar üzerinden anlatılan gelen eserler çok güçlü. Böyle kadın haklarını ihlal eden, kadınlar üzerine büyük baskı kuran toplumlarda ayrıca bir kadının yazması da belki bir mucize. İyi ki yazıyorsunuz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.